Utanmak. Onursuz sayılacak ya da gülünç olacak bir duruma düşme nedeniyle bundan üzüntü duymak, utanç duyumsamak. Ayrıca kullanıcılar bunları da sormuş. Utanmak ne anlama gelir? Utanmak nasıl bir duygudur? Bir insan neden utanır? Biz bu soruları soran kullanıcıları tahmin edebiliyoruz. İnsan bilmediğini sorar tabii. Burası çok önemli. Antik Grek dünyasında utancı temsil eden Aidos isimli bir tanrıça dahi varken modern Türkiye'de ise utanmazlığı temsil eden birçok kişi bulunur. Ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz %10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz. Yorulmadık değil mi dinlerken? Utanma duygusu bizlere içinde yaşadığımız topluluğa olan sorumluluklarımızı hatırlatır. Biz kabahatimizi biliyoruz. AKP'den bu milleti kurtaracağız. Gelecekteki eylemlerimizi şekillendirir. Yazıcının sigorta poliçesi kesmesi de hoşuma gider. Anlayamazsınız. Yani genelde öyle olur. Öyle olmalı. Keşke öyle olsaydı. Nereden nereye? Ayrıca çeşitli kültürlere mensup insanlar utanma konusunda oldukça hassas olabilirken... Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Bazıları ise olmaz. Keşke pudra olsaydı ya. Romalı Seneca, kanunların yasaklamadığını utanç kontrol eder diyeli 2000 sene olmuşken... Ali İhsan Yavuz, yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Diyeli 3 sene, Edward Young, utanan adam zalim değildir diyeli birkaç yüz sene olmuşken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ekonominin gözlerdeki ışıltı olduğunu belirteli çok da olmadı. Türk lirası şu anda en zayıf durumda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat tutsun. Oh! Melih Gökçek, Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon rezervinin bulunduğunu açıklayalı birkaç hafta, Beşiktaş'ın eski forveti Vincent Aboubakar'ı Abu Bakeroğlu adıyla şehit ve orgeneral ilan edeli ise birkaç gün oldu. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Bir yardım hesabı açıldı. Kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Biz bize yeteriz Türkiye. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye? Oradan sor. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Utanmak. Geleceğimizin teminatı. Birlikteliğimizin yol göstericisi. Sandıkta utanacaklar. Etrafımızdaki kişileri temizleseniz, yolsuzluk yapanları temizleseniz insan kalmaz demiştiniz. Şu an fikrinizi değiştiren ne oldu o zamandan beri? Çok teşekkür ediyorum. Başka soru var mı?